Evet, Kanal T gazete programı izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın bu saat dilimindeki konuğu yardımcı doçent doktor Muharrem Özdemir, Girne Amerikan Üniversitesi Basın Yayın Bölümü, İletişim Bölümü Başkanı. Sayın hocamızla 5G teknolojisini, eğitimi ve önümüzdeki dönemde dünyadaki dijitalleşmeyi, dijitalleşmeyle ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk Mahmut Bey, nasılsınız? Çok İyi anlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Malum düzende bildiğiniz üzere eğitimlere biz de dijital sistem üzerinden devam ediyoruz. Aynı şekilde ara vermeden süreci beraber izliyoruz. Evet, eğitimde dijitalleşme dönemi artık başladı diyebilir miyiz bu COVID-19 salgını sonrasında? Kesinlikle başladı. Şu anda tüm öğrencilerimizde, gerek lisans, gerek yüksek lisans, gerek doktora seviyesindeki tüm öğrencilerimizde kurmuş olduğumuz bazı programlarla biz üniversite olarak, Girne Amerikan Üniversitesi olarak dijital eğitimi başlattık. Bizimle birlikte birçok üniversite artık YÖK'ün ve YÖDAK'ın almış olduğu kurallar gereği dijital olarak eğitime devam ediyor. Çünkü bu malum pandemik virüsün ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu süreçte de dijital eğitimle bütün yapacaklarımızı, bütün vereceğimiz eğitimleri bu alanda yürütüyoruz. Evet, baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin buna hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Malum hemen hemen bütün üniversitelerimizde bilgisayar mühendisliği bölümü yıllardır var, uzun yıllardır var ve bir altyapı oluşmuş durumdaydı. Artık bu altyapının üzerine koya koya, bu çatıyı yükselterek daha eğitimde bilgisayar kullanan, dijitale yönelmiş bir sisteme geçmemiz için neler yapmamız lazım size göre? Şimdi biraz daha teknik konu Mahmut Bey. O teknik konu hakkında pek bilgi veremeyeceğim ama ben eğitim bağlamında size değerlendirme yapabilirim. İletişim eğitim bağlamında ve diğer bölümler hakkında da. Malum süreç başlar başlamaz YÖK ve YÖDAK belli toplantılar yaptı. Üniversitelerin yöneticileriyle, akademisyenleriyle dekanlık, rektörlük seviyesinde bir arada toplantılar gerçekleştirdi ve bu eğitimi nasıl yürütebiliriz diye kararlar ürettiler. Bizler de bu bağlamda iki farklı noktada öğrencilerle iletişim kurabileceğimiz şekilde hem görüntülü hem de belli ödevleri, belli çalışmaları, kaynakları paylaşacağımız farklı iki platform üzerinden eğitime başladık. Bu süreç geçinceye kadar mecburen böyle yürütmek zorundayız. Altyapıların bütün üniversitede oluştuğunu düşünüyorum ben. Biz kendi üniversitemizden ben bahsetmek istiyorum biraz. Evet. Rektörlük seviyesinde bir toplantı gerçekleştirildi. Hemen ardından dekanlıklar ilgili hocalarla irtibat kurarak sistemler aktif hale getirildi. Çok kısa sürede basit bir şekilde öğreneceğimiz, bizlerin de öğretim üyelerinin de yabancı olduğu bir şeydi aslında. Öğrenebileceğimiz bir altyapı kuruldu. Hemen eğitime başladık. Şu anda öğrencilerimiz de bütün dijital sistemi kullanarak, sadece bu iki platformda değil, kullanarak eğitimlerimize devam ediyoruz. Süreç bitene kadar da böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Evet, şunu da soralım. Bu COVID-19 salgını sonrası dijitalleşmeyle birlikte, eğitimde zaten en büyük aslan payını alan noktalardan bir tanesi oldu. Bu dijital teknolojiyi kullanan ve kullanılmayan kesin meydana geldi. Yani bunu artık net bir şekilde görebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine bir üniversitemizin mütevelli heyet başkanı da benzer ifadeleri kullanmıştı. Yani artık iletişim alanında dijital teknolojiye daha hakim uzmanları yetiştirmemiz gerektiğini ifade etmişti. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz bir iletişimci olarak? Şimdi şunu bahsetmek istiyorum. Ben özellikle benim sahamı iletişim. İlk günden itibaren ben tüm öğrencilerime bu yeni teknolojiyi anlatıyorum. Bütün anlattığımız derslerde de biz iletişimciler olarak günün sonunda sosyal medyaya ve dijital dünyaya bağlıyoruz dersleri. Hızlı bir değişimin içerisindeyiz. Malum 5G teknolojisiyle tanıştık, evet. Tanışacağız. Ve bu süreç içerisinde her şeyin dijitalleştiği bir dünyaya gözlerimizi açtık ve daha ileri bir teknolojiyle devam edeceğiz. Çocuklara verdiğimiz bütün çalışmalarda veya öğrencilere verdiğimiz bütün çalışmalarda biz bu sistemin altyapısını aslında kuruyorduk iletişimciler olarak. Nasıl kuruyorduk? Yaptıkları bütün çalışmaları
online olarak yürütmesini istiyorduk aynı zamanda. Dersler olsun, derslerde yapılan icraatlar olsun, görsel çalışmalar olsun, yeni sosyal medya platformlarına uyumlu şekilde daha kısa, daha öz konuşmaların daha az olduğu fakat görselliğin ağırlıkta olduğu bir çalışma yürütmelerini istiyordum ben bütün derslerde özellikle öğrencilerimle. Evet. Bu bağlamda çalışmalarımıza devam ediyorduk. Bundan sonraki teknoloji daha uç noktaya gidiyor. Çok çok daha kısa sürede anlatmak zorundasınız, anlatacağınız her şeyi. Aşırı bir enformasyon, aşırı bir bilgi kirliliği olacak belki içinde yaşadığımız yeni teknolojide. Ama bunu iyi ayıklayabilen iletişimciler başarılı olacak diye düşünüyorum ben. Peki bu COVID-19 salgınını iletişim bağlamında biz nasıl yönettik? Dünya nasıl yönetti? Yani doğru adımları doğru şekilde anlatabildik mi yoksa bilgi kirliliği doğruların üzerini kapattı mı sizce? Maalesef üzülerek takip ediyoruz. İletişim bağlamında biz bu süreci iyi yönetemediğimize inanıyorum. Neden? Çünkü hükümet gerçekten elindeki kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu kısıtlı imkanları nasıl değerlendirebilirim ve herkese nasıl dağıtabilirim? Ya da bunu nasıl toplumu rahatsız etmeyecek şekilde kullanabilirim derdinde fakat bunu halka aktarmada iletişim sıkıntısı yaşadığını düşünüyorum. Neden? Tek bir merkezde iletişimi toplayamazsanız, hükümet adına tek bir sözcü olmazsa, hükümet adına tek bir şekilde açıklama yapılmazsa, bakanlar farklı konuşursa, Sayın Başbakan farklı konuşursa veya çıkardığınız, televizyona çıkardığınız örgüt başkanı, milletvekili hepsinden ayrı bir ses çıkarsa hele de böylesi bir süreçte toplumun ve bizim medyamızın kesinlikle aklı karışır. Karışması, karışıklık yaratılması malum içinde bulunduğumuz bu durumun daha kötüye gitmesine neden olur. O yüzden tekrar söylüyorum ben acilen tek bir sese ihtiyaç var. Her konuda tek bir sese ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de görüyoruz bunun örneğini. Türkiye Sağlık Bakanı, Sayın Bakan çıktığı zaman medyadan herhangi bir arkadaş kendisine bir soru yöneltiyor. Yönelttiği zaman soruyla ilgili kendi alanında daha önceden yetki almamışsa veya kendi alanının dışında bir şeyse kesinlikle cevap vermiyor bu konuya. Geçiştiriyor ya da üzerini örtüyor. Bununla ilgili ilgili bakan açıklama yapacaktır diyor. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili diyor değerlendirdikten sonra diyor biz bu konuyu açıklayacağız diyor. Fakat hükümette bunu görmüyoruz biz şu an. Hangi bakanımız televizyona çıkacak olursa olsun veya kendi sosyal medya platformlarında paylaşım yapacak olursa olsun tek bir ses çıkarmadığını görüyoruz maalesef. Biri evet derken öbürü hayır diyor. Bunları üstü kapalı söylemek istiyorum. Direkt herhangi bir bakanımızı evet. Veya herhangi bir milletvekilimizi veya bir danışmanı hedef almamak açısından üstü kapalı söylemek istiyorum. Yani bu noktada bir iletişim başkanlığına mı? Bu noktada Türkiye'deki gibi bir iletişim başkanlığına mı ihtiyaç var? Böyle tek merkezden bütün açıklamaların yapıldığı en azından çok fazla açıklamanın olmayacağı farklı birimlerden ama tek bir merkezden en hızlı şekilde ulaştırmak adına. Kesinlikle. Kurduk fakat bunu ne kadar aktif işletiyoruz göremiyoruz orayı maalesef. Tek ses orası olması gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse hükümet adına tek bir sözcü olabilir. Her konuda onun yanındaki bulunacak olan danışman kişiler tarafından açıklama yapılabilir. Ama alan uzmanlarının artık bu sahada aktif bir şekilde çalışmasına ihtiyaç var. Bu kritik süreçte bunları çok daha iyi gördük. Herhangi bir bakanın veya hükümeti yöneten herhangi birinin yanında alanındaki uzman kişi kimse ilgili bakanlığın veya hükümetin izin verdiği kapsam çerçevesinde açıklama yapması gerekiyor. Bunun dışında da çıkmaması gerekiyor. Bu benim kişisel görüşümdür dememesi gerekiyor. Çünkü devlet yönetiyoruz, kişisel görüşler değil. Hükümetin ortaklaşa almış olduğu kararlar önemli. Hele de böylesi kritik bir süreçte iletişimin de ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Evet, malum artık her şeyin dijitalleşmeye başladığını zaten daha önceden görmüştük. Yani geçtiğimiz günlerde ilginç de bir haber de yansıdı. Belki başka bir zaman diliminde yaşansaydı bu haber, gündeme düşseydi çok daha farklı etkiler olabilirdi ama böyle bir sıkıntılı süreçte yayınlandığı için çok da fazla dikkat çekmedi. Ama burada ben bunu size de paylaşmak istiyorum.
İsveç'te insanların deri altlarına çipler yerleştirildi. Bununla birlikte bütün kredi kartları, sağlık bilgileri, her şey şu an o çiplerin altında, derilerin altında ve ceplerinde hiçbir şey taşımaya da gereksinim duymuyorlar. Yani artık insanların da çiplendiği bir dünyaya doğru hızlı bir geçiş var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Mahmut Bey, zaten aslında biz bu sürece dijital Web 2'yi kullandığımız andan itibaren bizleri hazırlıyorlardı. Farkında değildik biz bu sistemin. 2018'den itibaren bahsetmiş olduğunuz şeyi uygulamaya geçirdiler. Deri altına yerleştirilen çipler sizin sağlığınızla ilgili de takip edebiliyor. Sizin kredi kartlarınız, kimlik bilgileriniz, her türlü harcamalarınız tek elden takip edilebiliyor. 5G teknolojisinin bu bağlamda bize henüz ne getireceğini bilmiyoruz. Biz sadece teknolojiyi kullanıyoruz ama bizden ne aldığını bilmiyoruz bu teknolojinin. O yüzden yakın bir zamanda bunu herkes gönüllü olarak isteyecek ama düşünsenize, uzaktan sağlığınıza müdahale edilecek bir sistem kuruluyor. Uzaktan takip ediliyorsunuz. Uzaktan her şeyiniz, harcamalarınız, eğitiminiz, her şeyiniz takip edildiği bir dünya düzeni var ve bunu bir çip aracılığıyla yapıyor. Biz buna ne kadar hazırız şu anda? Bunu düşünmek gerekiyor. Pek de hazır olduğumuzu düşünmüyorum ben bu bağlamda. Bu getirecek olan yeni sistem insanlara gerçekten kolaylık mı sağlayacak, yoksa merkezden, tek elden insanların takip edilmesini mi sağlayacak? Eğer bir insanın vücut ısısını takip edebiliyorsanız, uzaktan herhangi bir siyasiye, herhangi bir yöneticiye karşı sinirlendiğini veya ona karşı tepki gösterdiğini de takip edip yeni politikalar da üretebilirsiniz. Dolayısıyla her şeyin kontrol altına alındığı yeni bir dünya düzenine geçeceğiz, böyle bir sisteme geçersek. Evet, peki bu dünya düzeninin mutlaka ki sakıncaları olacaktır. Yani geçmiş dönemde Hollywood filmlerini hatırlıyoruz. Yani buna benzer filmler, yani bu dönemlerin yaşanacağı filmler çekildiğinde kimsenin herhalde bunları yaşanacağına dair bir öngörüsü çok az insanda vardı. Ama bugün artık bunları yaşıyoruz. Belki 20 yıl önce deseydiler ki sokaklarda, marketlerde, otobüslerde, her yerde maskeli insanlar, eldivenli insanlar dolaşacak. Ya yok, böyle bir şey olmaz diyebilirdi. Ama bugün itibariyle baktığımızda maske takmayanlara dahi artık tepki gösteren bir hal aldı dünya. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Mahmut Bey, işte tam da bu noktada bahsetmek gerekiyor her şeyi. Artık herkes, o bahsettiğiniz örneğin çipten buraya bağlayacak olursak, evet, herkes gönüllü olarak çipi taktırmak isteyecek. Çipi taktırmayanlara da bugün nasıl maske takmıyorsa, hastalıklı gibi bakıyorsak veya sinirleniyorsak, o kişilere de öyle sinirlendiğimizi göreceksiniz. Çünkü iletişim gerçekten çok büyük bir saha. Algı yönetimi çok çok önemli. İnsanların algısını tek elden yönetebiliyorsanız her şeyi yaptırabilirsiniz. Bu alanda hiç önemli değil. Profesör de olsa, alanında yıllardır çalışan insanlarımız da olsa, eğer siz iletişim kanallarıyla algıyı yönetiyorsanız topluma yaptıramayacağınız hiçbir şey yok. Dolayısıyla ileride bu sistemde bizi bekliyor olacak. Ve bunu da istesek de istemesek de ya hazırlıklı olarak gireceğiz bu sistemin içerisine, ya da hazırlıklı olmadan kendimizi şimdi olduğu gibi o dünyanın içinde bulacağız. Evet, bu 5G teknolojisinden bahsettiniz. İsterseniz biraz da onunla ilgili konuşalım. Çin'de Wuhan kentinde bu 5G baz istasyonlarının yakıldığını gördük. Ona keza İngiltere'de benzer görüntüler yaşandı. Bu 5G teknolojisiyle ilgili sizin görüşünüz nedir? Yani bir kesim var ki bu teknolojinin halk sağlığı açısından, toplumlar açısından büyük zararlar olduğunu ifade ediyor. Diğer bir kesim de bunun insanların hayatını kolaylaştıracağını savunuyor. Siz hangi noktadasınız? Mahmut Bey, ücretsiz sunulan her türlü, bedelini ödemediğiniz her türlü hizmet daha fazla bedel ödeyeceğiniz bir şey getirir karşınıza, fatura getirir. Malum biz cep telefonlarımızda şeyleri kullanıyoruz, yol haritalarını kullanıyoruz. Malum oradan sosyal medya aracılığıyla her türlü paylaşımları yapıyoruz, birilerine ulaşabiliyoruz. Daha kısa sürede alışveriş yapabiliyoruz, banka hesaplarımız orada, her şeyimiz orada.
Bunları bize ücretsiz olarak sunuyorlar ama bizimle ilgili tüm verileri belli bir şekilde, belli bir alanda toplayarak bunların algoritmasını çıkartıyorlar. Bu bağlamda da bizim harcamalarımıza, giyim tarzımıza, yaşamımıza, her şeye müdahale ettikleri bir sistem kuruyorlar. Farkında olmadan onlar ne isterse biz onu oturduğumuz yerden yapıyoruz. 5G teknolojisiyle bu sistem daha hızlı işleyecek ve daha hızlı işlemesinin yanında bizlere sunulan kolaylıklarla birlikte hayatımızın her alanına müdahale edildiği bir düzene geçeceğiz diye düşünüyorum ben. Ama ne kadar bunu avantaja çevirebiliriz, yaşayarak göreceğiz. Bir şeyi yaşamadan şu anda sadece konuştuğumuz havada söylenenlerle veya o alan uzmanlarının bize verdiği bilgilerle olur. Ben şunu savunuyorum, ihtiyacımız olmayan hiçbir şeyi kullanmayalım. Yeni bir tüketim toplumu yaratılıyor aslında. Çok daha uç noktada bir tüketim toplumu ve insanların daha çok kullanılabileceği bir sahaya giriyoruz artık. İnsanların her alanda daha çok kullanılabileceği. Şimdi bu tüketim her alanda daha çok kullanılıyor. Bu tüketim toplumu yaratılırken bu tüketimin ihtiyacının da karşılanması gerekiyor. Sanayiyle bu ihtiyacı bir yere kadar karşılayabilirsiniz ama sanayinin ham maddesi de üretim, tarım toplulukları. Yani baktığımızda dünyadaki tarım devleti dediğimiz çok az sayıda ülke var. Yani bir Hollanda'yı Avrupa Birliği içerisinde ciddi anlamda bir tarım ülkesi, bir hayvancılık sektöründe gelişmiş bir ülke olarak gösterebiliriz ama diğer tarafta işte sanayi ülkesi dediğimiz Almanya'dır, Fransa'dır, finans ülkesi dediğimiz İngiltere'dir. Şimdi bunların ihtiyaçlarını karşılayacak bir de tarım sektörü lazım, tarım ülkeleri lazım. Bu noktada bir ayrışma oluşmayacak mı? Bu ayrışmada güçlü olan tarım mı olacak, sanayi mi olacak? Tabii ki dijital teknoloji sanayiyi her zaman güçlü kılacak. Üreten değil, üretilenin değişim süreci her zaman için daha pahalı biliyorsunuz. Daha ucuza mal edip daha pahalıya satıldığı bir sürece geçiyoruz. Bu süreçte üreten değil, aracılar her zaman kazanıyor. Malum bu süreçte de yaşayarak görüyoruz. Dijitalleşen dünya da bunu getirecektir. En kritik nokta finanstan bahsettiniz. Ekonomist değilim. Çok fazla alana girerek de yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum ama 81 ülkenin IMF'ye borç başvurusunda bulunulduğu söyleniyor. Bunlar tamamen yazılan, çizilen alan uzmanlarından okuduklarımızı aktarıyorum. Evet. Çünkü kendi saham değil, yanlış bir bilgi vermek istemem. Bu 81 ülkenin içerisinde Ukrayna'da var. Ukrayna'nın kırmızı çizgisi neydi? Tarımsal nitelikli arazilerin başka bir ülke vatandaşına veya başka bir ülkedeki firmaya satışı yasaktı. 2 milyar dolar gibi komik bir rakam karşılığında bu satışları açtığı söyleniyor. Neden böyle bir süreçte böyle bir tarımsal nitelikliler, hele de kırmızı çizginiz açıldı ve aşıldı? Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Tarım çok önemli bir noktada olacak ama bu tarımı alıp üretip yeni teknolojiyle sunmak çok daha farklı bir süreç gerektirecek ve bu gerektirdiği süreçte de iletişimi gene iyi yöneten başarılı olacak. Artık hayatımızın her alanı dijital, bunu kabul etmemiz lazım. Şunu da soralım hocam, şimdi tarıma sahip ülkeler, tarım sahalarına sahip ülkelere baktığımızda şu oluyor. Bu ülkeler ürettikleri ürünü yabancı ülkelere ihracat noktasında pazarlayarak geçimlerini sağlıyorlar. Ama eğer siz bu ürettiğiniz ülkedeki ürününüzü kendi iç piyasanızda değerlendirmeye kalkarsanız, şu an Covid-19 nedeniyle bir satışlarda sıkıntı var. O ülkelerde bu sefer gıdaya yönelik bir problem başlayacak. Tabii bunun aşılması için de karşılıklı ne kadar da görüşme de gerçekleştirseniz, bunun bir noktada önce ben diyeceği için devletler size verimini sağlamayacaklar. Yani baktığımız zaman bugün en basit maskede, eldivende bunları yaşadık. Yani maskeyi, eldiveni, işte solunum cihazlarını vermeyen ülkeler, birbirlerinin ürünlerine el koyan ülkeleri gördük. Şimdi bu iş gıdaya dönerse herhalde çok daha farklı sonuçları getirecek. Mahmut Bey, insanların aç kalması kadar kötü bir olay yok. Açlık her şeyi yaptırır. Bu kesinlikle böyle. Sağlıkta bunu yaşadıysak güzel bir tespit bu. Diğer konularda daha kötülerini yaşamamız malum. Ama bu süreç başka bir şey daha gösterdi bize. Oradan bağlamak istiyorum. Evet. Avrupa Birliği, medeniyetin beşiği olarak görünen Avrupa Birliği'nin aslında ne kadar medeni olmadığını da görmüş olduk. Tam bu noktaya geleceğiz hocam. Keskin yavaş yavaş. Sınırların çizileceği
fakat daha çok uç noktalarda dijitalleşeceğimiz bir süreçteyiz. Belki 2-3 ülke, bazı ülkeler ortak noktada birleşerek paylaşımda bulunacaklar ama o eski özgürlüklerin olduğu bir AB yok. Daha doğrusu sözde özgürlüklerin olduğu bir AB yok. NATO'nun geleceğinin ne olacağı şu anda bilinmiyor. Böyle bir ülkelerin birbirinden kopuş yaşayıp keskin sınırlarını çizdiği noktada tarım elbette ki önemli noktada olacak ama nasıl paylaşılacağını yine yaşayarak göreceğiz. Paylaşmadan bir dünya kesinlikle olmayacak. O ayrı bir olay ama bu paylaşım sürecinde kazanan kim olacak onu görmek gerekiyor bence. Tarım da olsa diğer sektörlerde olsa. Evet, Orhan Bebek isimli bir izleyicimiz, Muharrem Hoca çok güzel bir konuya değindi. Yeni bir dünya sistemine istesek de istemesek de gireceğiz artık. Özgürlük bitmiştir. Para ülkeleri kontrol ediyor ama dijital ortamda halkları kontrol edecek. Kısaca herkes kontrol altında. İlk amaç ulus devletleri ortadan kaldırıp tek devlet haline getirmek. Siz bu görüşle ilgili neler söylersiniz? Şimdi şunu savunmak lazım. Çok küçüğe düşürmek istiyorum. Ben çok geniş değil, çok büyük değil. Kendi ülkemizden örnek vermek istiyorum. Biz bu dijital sisteme ne kadar hazırdık? Ulus devletleri yaşamak istiyorsa bir devlet, bir toplum tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla var olur. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Eğer siz halkın hafızasını, belleğini yeni teknolojiye aktarabilir, bunları savunabilir ve bunları korursanız yeni teknolojide, bence ulus devletler çok fazla sallanmadan bu süreci atlatabilir diye düşünüyorum. Mesela bizim hafızamız nedir? 1878'den bugüne gelen Kıbrıs Türkü'nün tarihsel bir süreci var. Verdiği mücadeleler var. Varlık mücadelesi var ada üzerinde. Biz bunu dijital sisteme çok kısa, BRT gibi çok değerli bir kurumumuz var. Oradaki arşivleri kullanarak dijital sisteme bütün iletişim kanallarını birleştirerek aktarabilirsek hafızamız, tarihimiz, kültürümüz, sanatımız ayakta durur. Kısa kısa paylaşımlarla bu hafızayı tazelersek dijitalin olumlu yansımalarını görürüz diye düşünüyorum. Diğerine gelince popüler kültür hiçbir zaman değişmeyecek. Şimdi dijital. Bunun yerini dijital kültür aldı. Böyle devam edecek. Elbette ki ulusal devletler belli noktalarda sıkıntı yaşayacak ama çok büyük bir sıkıntı mı bekliyor? Hafızaları canlı tutarsanız beklemiyor. Türkiye Milli Eğitimi'nin buna ne kadar hazırlıklı olduğunu ve paylaşımlarından ne kadar tarih ve kültürü yaşattığını gördük. Biz de eğer bunları yapabilirsek, her alanda gücümüzü birleştirirsek bu süreci daha sakin ve dingin bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını üzerine basa basa söyleme gereği duyuyorum. İyi takip etmek gerekiyor süreci. Süreci takip ederken de artık copy paste hayatlar yaşamamamız gerekiyor maalesef. Şu anda bize sunulan sosyal medya mecraları copy paste hayattı. Hep bunu yaptık maalesef. Evet. Bu alanı avantaja çevirmedik. Farklı bir ülkede nasıl program yapılıyorsa biz aldık bunları kullandık. Farklı bir yerde nasıl eğitim görülüyorsa biz aldık bunları kullandık. Ama şimdi copy paste hayat yaşamayacağımız bir döneme girmek zorundayız. Eğer girmezsek ulusal devletlerin de kalması imkansız. Tek merkezden yönetimin daha hakim baskısı üzerine, daha çok baskın olduğu bir dönemi yaşayacağız. Dolayısıyla ulusal kalmak istiyorsak tarihi, kültürü, sanatı, eğitimi bu alanda kendi kültürümüzle örtüşerek anlatmak zorundayız. Biz Cadılar Bayramı kutluyoruz ama bunu farklı bir boyutuyla da kutlayabiliriz. Kendi kültürümüze adapte ederek kutlayabiliriz. Kendi kültürümüzle örtüşmeyen şeyleri dijital sistemlerde bize daha baskın olarak verecekler. Bunu vermelerinin sebebi de daha çok kullanmak bizi. Kullanılmak istemiyorsak, toplum olarak var olmak istiyorsak, bu alana biz hakim olmak istiyorsak, hafızalarımızı yeniden tazeleyip dijital sisteme eski belleğimizi aktarma gereği duyuyorum. Peki hocam, şimdi ulus devletlerden bahsettik. Fransa'nın bugün almış olduğu bir karar var. Dün aldığı bir karar. Bugün itibaren tekrar geçerliliğine devam etti. Fransa'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı bir ay daha uzatıldı. 11 Mayıs tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. Okullar yine ona keza 11 Mayıs tarihine bakacaklar. Eğer tekrar bu salgınla ilgili yukarıya doğru bir ivme varsa yeniden açılmayacağını ifade ettiler. Onun dışında baktığımız zaman Fransa'nın yine almış olduğu karar sınır kapılarının kapatılması yönünde. Onlar da tamamıyla esasen Avrupa devletleri de içe dönük, kendi ulus yapılarına yönelik adımlar atıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi zaten konuşmamın başında da söyledim, artık Avrupa Birliği'nin eski bildiğimiz özgürlükler, özgür dolaşım, paranın özgür dolaşımı, insanın özgür dolaşımı, ortak vatandaşlık, bu konuların artık yeniden masaya yatırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Artık sınırların daha keskin olduğu, Avrupa Birliği'nin belki de küçüldüğü, çok küçüldüğü bir dönemi yaşayacağız. Çünkü aslında böyle bir birliğin olmadığını gördü bu sağlık sorununda insanlar, ülkeler. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin saymış olduğu o ana ilkelerin boş olduğunu gördü. Yardımların ulaşmadığını gördü ülkeler ve ülkede yaşayanlar. Dolayısıyla büyük bir toplum buna inancını kaybetti. Daha keskin sınırların olacağı bir dönemi yaşayacağımıza inanıyorum bu bağlamda ben. Ülkeler eskisi kadar özgürlükçü olmayacak. Kendi ulusunu veya kendi sistemlerini daha keskin koruyacağı bir yapıya girmek isteyecek. Dijital sistem ve bunu yönetenler ise tam tersine bireylere ulaşmayı deneyecek. Artık bireyler üzerinden bu sistemi yürütmeye gidecek. Ülkelere ihtiyaç duymadan gidecek belki de. Ama artık eski Avrupa Birliği yok. Böyle bir İngiltere'nin Avrupa acaba Birliği'nin aslında biz de olmadığını gördük. Sıkıntılı bir süreç yaşadığımızda Güney Kıbrıs Rum yönetimine 700 milyon euro yardımı layık gören bir Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk'üne 5 milyon gibi komik bir rakamı layık görmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılıksız bir şekilde yıllardır olduğu gibi yine yanımızda olduğunu, hiç kayıtsız şartsız 72 milyon ilk yardımla ve devamında bizlere sağlıkla sessiz sedasız sağlık alanında da yardım sunduğunu gördük. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne kendi yaşayan vatandaşların artık inanmadığını düşünüyorum. Keskin bir sınır bekliyor. Önce benim diyecek herkes bu dönemde. Bunu göreceğiz. Acaba İngiltere geçmiş, yani gelecekte böyle bir olay yaşanabileceğini mi, ya da Avrupa Birliği'nin gerçekten göründüğü kadar güçlü olmadığının farkında mıydı da Brexit sonrası AB'den ayrıldı? Alamadım ben sorunuzu. Tekrar edebilir misiniz lütfen? İngiltere'den bahsetmek istiyorum. Yani Avrupa Birliği'nden Brexit'le ayrılan ilk ülke oldu ki bu da Avrupa Birliği'ne büyük bir darbe vurdu. Yani İngiltere böyle bir Avrupa Birliği'nin gerçekten göründüğü gibi güçlü olmadığını biliyor muydu da Avrupa Birliği'nden ayrılarak kendine ayrı bir yol çizme gereksinimi duydu? İngiltere bugünü biliyorsunuz. İngiltere siyasi olarak çok güçlü bir yapıya sahip. Hiçbir zaman bugünün hesabını değil, 50 yıl sonrasının hesabını yaparak hareket eder. Bu yapının elbette çökeceğini biliyordu. Ve içerisinde yer aldığı yapıya baştan itibaren pek de inanarak girdiğini düşünmüyorum. Çünkü çıkarlar bağlamında burada olduğunu düşünüyorum. Dikkat ederseniz para birimini değiştirmeyen ülkelerden birisi. Sterlini kullanmaya devam etti Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen. Dolayısıyla böyle bir şey yıkılacak. Bu yıkımın altında İngiltere kalmak istemedi bence. Ve yolunu böyle çizdi diye düşünüyorum ki yakın bir zamanda Londra'ya gittim ben. Tam bu olayların başlangıç sürecinde Londra'daydım. İlginç olan bir şey, hiçbir şekilde hükümetin orada herhangi bir tedbir almadığını da gördüm bu sağlık bağlamında. Avrupa Birliği bağlamında değerlendirdiğimizde de bu yapının çökeceğini biliyordu. Üzerine yıkılmaması için erkenden çekildi diye düşünüyorum ben. Peki yani bu salgınla birlikte esasen dünyada da çok değişik olayların yaşanmaya başladığını görüyoruz. Yani herhalde bir 3 ay önce, 4 ay önce Rus askerlerinin, Rusların zırhlı birliklerinin İtalya'da olacağını söyleseler, İtalyan sokaklarında gezeceğini söyleseler herhalde kimse inanmazdı. Biliyorsunuz Roma NATO için de önemli bir merkez. Böyle bir olay yaşandıktan sonra acaba nasıl gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde de? Tabii bu siyaset bilimcilerin işi, çok fazla içine girmeden yüzeysel olarak anlatmak isterim ben. Tabii. NATO'nun göbeğine İtalya'ya Rus askerleri giriyor. Bunu söyleseniz herkes deli derdi herhalde bir 5-6 ay önce size. Dolayısıyla artık o bildiğimiz kuruluşların da sarsıntıya uğradığı bir döneme giriyoruz. Daha belki de daha küçük ülkeler bağlamında güçlerin birleştirildiğini göreceğiz ama büyük kuruluşlara kimsenin inanmadığını, aslında büyük kuruluşların belli bir yerlere hizmet ettiğini göreceğiz ki
Türkiye Cumhuriyeti ana vatanımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da NATO 5'ten büyüktür, dünya 5'ten büyüktür söylemiyle aslında o gün de bunu söylemişti. 5 ülkenin çıkarına hizmet eden bir sistem var baktığınızda. Dolayısıyla artık bütün sistemlerin yeniden sorgulandığı bir döneme geçiyoruz diye düşünüyorum ben. Peki bu gelişmelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etkisi nasıl olacak? Yani Avrupa Birliği ile olsun, Türkiye ile ilişkiler olsun, acaba yeni başka işte Rusya gibi diğer güçlü devletlerle olsun bir süreç yaşanabilir mi? Sizin bu konuda bir öngörünüz var mı? Bu iletişim alanındaki bu açılım, dijital açılım burayı da etkileyebilir mi? Şimdi artık sınırların olmadığı bir düzeni zaten yaşıyorduk. Daha keskin, daha hızlı, daha süratli bir şekilde bu süreci yaşayacağız. Kendimizi daha iyi anlatabileceğimiz bir sürece gireceğiz ama burada işte yeniden bir hazırlık yapmamız gerekiyor iletişim bağlamında. Yeni politikalar üretmemiz gerekiyor. Yeni medyaya daha hızlı hazırlanmak için alan uzmanlarını bir araya getirip ve bu alanda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yoksa artık virüsten dolayı Kıbrıs sorunu diye bir şeyi konuşmuyoruz. Nasıl ortak hareket edebiliriz? Bunları konuşmak sürecindeyiz. Dolayısıyla Kıbrıs sorununun bile nasıl bir süreç işleyeceğini, nasıl bir süreçte devam edeceğini birlikte yaşayarak göreceğiz. Ama bu dönemde bile, dijitalleşen dünyada bile biz algıyı yönetmeyi başaramazsak maalesef yine bir 45 yıl, 50 yıl havada kalacağımız bir döneme gireriz. Girmememiz için şimdiden hazırlık yapmamız gerektiğine inanıyorum ben. Peki bu noktada hiç Güney ile ilgili bir irtibatınız oldu mu? Yani onlar bu olayı nasıl bakıyorlar? Nasıl bir yol haritası çiziyorlar? Hiç böyle bir konuda bir bilginiz oldu mu hocam? Yani medyadan takip ediyorum ağırlıklı olarak. Oradan herhangi biriyle bir irtibat kurma imkanım olmadı. Fakat orada da gördüğümüz şu anda onların da önceliği Kıbrıs sorunu değil. Malum yaşanan sıkıntıyı sağlık bağlamında ve ekonomik bağlamda en kısa sürede nasıl atlatabilirler bunu düşünüyorlar. Bu bağlamda değerlendiriyorlar. Dolayısıyla böyle bir süreçte ikinci planda olduğunu düşünüyorum. Onlar da şu anda Kıbrıs sorunu ön planda tutmadığını düşünüyorum. Peki hocam şunu da soralım. Biraz konuyu da açar gidiyoruz. Şimdi dünyada petrol fiyatlarının çok ciddi miktarda indiğini görüyoruz ki zaten bu fiyatlara da yansıdı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nde benzin 5 liranın altına indi ki bu çok ciddi bir rakam. Kaç yıl öncesinin fiyatlarına ulaştı. Şimdi dünyada petrol ve doğalgaz bu kadar cazibesini kaybetmişken bugün Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginlik 2 ay öncesinde ne noktaya gider size göre? Şu anda bunun da artık değerini kaybettiğini görüyoruz. Yani artık petrolün ikinci enerji kaynağı olana durumuna düştüğü bu süreçte enerji artık elektrikle yürüyecek, dijitalle yürüyecek öyle görünüyor. Bunu hazırlayanlar ya da bu bağlamda değerlendiriyor. Çünkü Rusya'nın elindeki en büyük gücü elinden almak isteyen bir sistem var. Yine çok girmek istemiyorum. Bu saha benim çalışma saham değil. Evet. Asıl siyaset bilimcilerin, uluslararası ilişkilercilerin işi. Ama ben medya bağlamında okuyorum her şeyi. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Gördüğümüz, medyadan da algıladığımız, izlediğimiz her şey artık petrol ikinci planda ya da bizim şu anda oradaki doğalgaz aramalarıyla ilgili pek bir gündem oluştuğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki aşamada yine elektriğin daha çok önemli olacağı bir döneme geçiyoruz. Dijitalin daha önemli olacağı bir sisteme geçiyoruz. Petrolün ikinci plana düşeceğine inanıyorum. Ama yine diyorum bu saha benim kendi çalışma saham değil. Evet. Medya boyutuyla, medya okuryazarlığıyla bunları sizlere aktarıyorum. Ama işte hocam toplumlara zaten bu mesajlar hep medya üzerinden veriliyor. Yani Covid-19 salgını işte Çin'de başladı ama bunu dünya medya aracılığıyla duydu ve çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ve akabinde peş peşe önlemler alındı. Çeşitli ülkeler kendi tavırlarını ortaya koydular. Kendi basın yayın kurumları aracılığıyla mesajlar ilettiler. Bu mesajların sonucunda da bir algı oluştu. Şimdi bu algıya baktığımız zaman Amerikan medyası başka yazdı, Rus medyası başka yazdı belli noktalarda. Yani herkes kendi çıkarları doğrultusunda haberler yayınlamaya başladılar ki
Bunun da çok spesifik örnekleri de Google'a yazıldığı zaman ya da gündemi sıkı takip eden izleyicilerimiz tarafından görülecektir. Yani en basit bir örnek vereyim. Aşı tartışmasında bile Rusya ve Amerika'nın çekiştiğini görüyoruz. Her ne kadar Rusya'dan Amerika'ya yardım gideceğine yönelik açıklamalar gelse, Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e yönelik sıcak mesajlar gelse de bunların altında da bir dijital rekabetin de olduğunu biz bu dönemde çok rahatlıkla görebildik iletişim alanında çalışan bizler olarak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Tabii yeni bir hakimiyet sahası bu. Yeni bir savaş başladı aslında. Sadece virüste değil, dijitalleşen dünyayla yeni bir savaş başladı. Herkes bu sahaya da kendi çapında hakim olmak istiyor. Malum biliyorsunuz eski medyada ne vardı? İnternette karşılaşmadığımız süreçte belli başlı yayın kuruluşlarının vermiş olduğu haberlerden dünyayı algılıyorduk. Ve algıladığımız çerçevede o ülkeye karşı bir bakış açımız oluşuyordu. Şimdi dijitalleşen dünyada da bize sunulan biraz önce Google'dan bahsettiniz veya buna benzer arama motorları veya farklı programlar aslında yine bir algı yönetimi yapıyor. O gün gazeteler yapıyordu, o gün farklı mecralar yapıyordu. Bugün de işte Google aracılığıyla yapılıyor veya sosyal medya mecralarıyla. İstenilen haberler, algımızı yönetmek istenen haberler önümüze sürülüyor. Bu bağlamda da büyük ülkeler, büyük devletler yeni bir savaşa girdi. Dijital savaşa girdi. Sahaya hakim olmak için elbette ki herkes kendi haberini, kendi sistemlerini orada doğru tarafsız olarak sunmaya çalışıyor ama hepsinde bir algı yönetimi var. Dolayısıyla bu alana hakim olmak için de devletler gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam, şimdi görünmeyen bir yüzü daha var. Esasen medya üzerindeki baskısı bu COVID-19'un. İki çeşit bir baskıyla şu an medya kurumları karşı karşıya. Bir, artık yazılı basın neredeyse resmen ipi çekildi. Son 3-4 tane zaten ülkemizde temsilcisi kaldı. Türkiye'ye baktığımız zaman ise yine ona keza çok ciddi oranda tiraj kayıpları var. Ki bunlar da gazetelerin artık yaşamlarına devam edemeyeceği yönünde de bilgiler de zaten geliyor. Diğer tarafta ise bunu dijitale döktüğünüz takdirde dijital alanda sizi belli merkezlerden zaten kontrol eden mecralar var. Sizin bu arama motorları, bağlı bulunduğunuz serverlar, hizmet aldığınız ülkeler zaten belli kurumların, kişilerin denetimleri altında. Yani siz esasen haberinizi de sansürleyebilecek bir mekanizmanın içerisine giriyorsunuz. Ki geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformunda, yani çok büyük bir sosyal medya platformunda haber paylaşım erişiminde 2 gün sıkıntı yaşandı. Bu da çok evet, şimdi, canlı, taze bir örnek. Evet, şimdi zaten görüyoruz. Ben öğrencilerime de sık sık bu soruyu yöneltiyordum. Biz 6 aydır yeni sistemi aslında hazırlanıyoruz. Yani bu sistemi beklemiyorduk. Evet, bu kadar keskin beklemiyorduk ama ben bütün öğrencilerimle şunu konuşuyorum her zaman. Lütfen eski mantıktan çıkın. Yeni bir düzen içerisindeyiz. Artık hayatınızın yönetildiği, algı yönetiminin keskin bir şekilde yapıldığı mecralar var. Parmağını oynatan, ki bunu sizin programda da birkaç ay önce çıktığımız canlı yayın programında da konuştuk. Eğer çocuk parmağını oynatabiliyorsa artık farklı bir dünyaya, enformasyon kirliliğinin içerisine düşüyor. Burada algıyı yöneten başarılı olacak diye ben bütün öğrencilerime anlatmaya 6 ay öncesinden başladım. 6 ay öncesinden de bütün iletişimciler olarak biz bunu konuşuyoruz. Bu mecra çok farklı bir mecra. Dolayısıyla sosyal medya platformlarını yöneten kişiler de öylesine ücretsiz bir şekilde sunmadı işte bize. Bunu da en keskin bir şekilde görüyoruz. İstenmeyen haberler orada yayınlanmıyor. Algı yönetebileceklerine inandıkları haberleri orada yapıyorlar. Algı yönetebileceklerine inandıkları paylaşımları daha çok duyurmaya gidiyorlar. Bazen bakıyorsunuz listenizde 5000 arkadaşınız var X bir platformda. Fakat 5000 arkadaşınızdan sadece 20 tanesi, 30 tanesi veya 5 tanesi paylaşımınızı görebiliyor. Evet. İşte burada da bir algı yönetimi yapılıyor. Neden böyle bir algı yönetimi yapılıyor? Sisteme eğer uymayan haber paylaşıyorsanız veya birilerinin çıkarına ters düşecek bir paylaşım yapıyorsanız orada da engellendiğinizi görüyorsunuz. Bireysel olarak engelleniyorsunuz. Bir de devlet bazında veya haber kanalı bazında bunu düşünsenize hangi boyutta olacağını. Evet, dediğiniz gibi 5000 arkadaşı olan 50 beğeni almıyor. Belki tek tek konuştuğunda bu 5000'in 2000 kişisi bu görüşe idrak, yani katılacaklar, onunla aynı fikirde olduklarını beyan edecekler ama baktığınız zaman bu iletişim
önünde bir kısıtlama geldiğinde zaten otomatik olarak sınırlı sayıda insan görebiliyor ve bu da bu sonucu beraberinde getiriyor. Şimdi biraz da alanınızla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum size. Artık diyebilir miyiz, yani bundan 10 yıl önce yazılan, 5 yıl önce yazılan iletişim alanındaki kitapların artık yerini yenileriyle yer değiştirmesi gerektiğini? Şimdi iletişim her gün değişkenlik yaratan bir şey. 5 yıl önce algı yönetimi için öğretilen propaganda tekniklerinin artık bugün değiştiğini görüyoruz zaten. Açık bir şekilde görüyoruz. O bizim tabanımızı oluşturuyor. Teoriler yine farklı bir teorilere bürünecek ama temelleri onlar oluşturacak. O günkü araştırmalar olarak bir kenarda duracak. Fakat bugün bu alanı, bu sahayı çalışmak gerekiyor. Bu saha bize ne getirecek? Yeni yetiştireceğimiz tüm iletişimcileri bu sahada başarılı kılmak için çabalayacağız. Bir gazeteci artık dijital olarak hareket ediyor. Bir medya kuruluşu artık dijital olarak hareket ediyor. Dolayısıyla yetiştireceğimiz tüm iletişimci öğrencileri de bu yönde eğitmemiz gerektiğine inanıyorum ben ve bu bağlamda zaten çalışmalarımızı yürütüyorduk. Mesela şöyle söyleyeyim, 2016'da benim tez konum da bu sahayla alakalıydı. Artık uzun soluklu hiçbir şeyin izlenmeyeceğini savundum ben o gün. Evet. Her şeyin ileride çok daha kısa ve farklı mecralarda paylaşımlarla algı yönetebileceğini savundum. Ki bugün onu daha keskin yaşıyoruz, daha keskin bunun içerisindeyiz. Yeni medya teorileri mutlaka üretilecek. Ben tez danışmanlığı da yürütüyorum. Halihazırda malum yüksek lisans, doktora veya lisansta bitirme projeleri. Bütün öğrencilerime şu anda verdiğim konu 5G teknolojisi. Hangi alanı çalışırlarsa çalışsınlar. Verdiğim ödevler de böyle. Çalışmalar da böyle. 5G teknolojisi, Endüstri 4.0 bize yeni neleri getirecek ve bu sahada eğer görsellik çalışıyorlarsa sosyal medyada en kısa sürede derdini nasıl anlatabileceği film, kısa film çekmeleri veya kısa reklamların analizini veriyorum. Dolayısıyla biz bu mecraya Girin Amerikan Üniversitesi olarak öğrencilerimizi hazırlamaya çabalıyoruz. Evet. Bu alanda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Artık bu alanda yeni iletişimciler yetiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Uzun soluklu programlar izlenmeyecek. Bakın mesela biz bile şu anda uzun uzun konuştuk, anlattık. Bu konuştuklarımızın içerisinde sadece 30 saniyelik, 45 saniyelik, belki 15 saniyelik en önemli bölümler kesilerek yeni mecralarda paylaşıldığında sahaya katkı koyacak ve algı yönetilecek. Bunun dışında yönetim imkansız artık. 35 dakika kimse sizi dinlemeyecek. Bir saat kimse sizinle birlikte olmayacak. Uzun soluklu televizyon programları da, haber programları da, eleştiri programları da artık bu sahaya dönecek ki bize bunu farklı sosyal medya mecraları aracılığıyla da zaman zaman sundular. Artık buna hazırlamalıyız tüm iletişimcileri diye düşünüyorum. Evet, zaten dijital medyanın şu an bizler de, sizler de zaten televizyonlardan da takip ediyorsunuz. Bizler de artık ciddi anlamda kullanıcısı olmaya başladık. Yani bundan bir ay önce bizim ülkemizde böyle bir Skype bağlantısıyla işte farklı bir yere bağlanalım, farklı bir görüş alalım diye bir çalışma yokken bizler Kanal T olarak ilk kullanan televizyonuz, bunu da gururla ifade ederim. Bugün sizinle bakın Girne'de bir söyleşi gerçekleştirebiliyoruz. Bu da televizyonların da dijital medyanın diğer ayağında bulunan işte haber sitelerinin ya da ona benzer kurum ve kuruluşların yapmış olduğu çalışmalara bir açılım getirdi. Yani bu da iyi tarafından bakılabilecek bir nokta olarak algılıyoruz biz. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii ki sizlere teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir nokta. Çok kısa sürede buna geçiş sağladığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü artık zaman mekandan bağımsız bir dönemi yaşıyoruz. Daha keskin bir şekilde yaşıyoruz. Artık stüdyolarda bulunmamıza gerek yok. Farklı noktalarda çok küçük cihazlarla, belki de deniz kenarında, belki de hiç kimsenin olmadığı bir mecrada birebir bu şekilde aynı stüdyoda program yapıyormuş gibi yürüteceğiz. Bu alana hızlı geçiş yaptığınız için medya kuruluşlarımızdan
hızlı geçenlerden biri olduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Artık bu sahada sık sık karşılaştığımızı göreceğiz. Stüdyoları terk edip sahadan programlar yaptığımızı göreceğiz. Belki de ileride bunu 10 dakikaya düşüreceğiz. Belki de ileride bunu 5 dakikalık paket programlara düşüreceğiz. Siz de bunları sosyal medya mecrada ayrıca paylaşırken en önemli 30 saniyesini veya 40 saniyesini paylaşacaksınız. Gençler de artık sadece 30 saniyelik programları izliyor zaten. Dolayısıyla bu şekilde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Evet, son 3 dakikamız. Artık son mesajlarınızı da alalım sizden. Ben şunu söylüyorum. İçinden geçtiğimiz süreçte toplum olarak birlikte hareket etmek zorundayız. Güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Lütfen artık siyaseti bir kenara bırakalım. Eski siyasi düzenin de olmayacağı bir döneme giriyoruz. Güçlerimizi birleştirelim. Hangi görüşe inanırsanız inanın, içinde yaşadığımız süreçte malum görüyorsunuz ki öğrencilerimiz adadan gitti. Eğer bu öğrencileri tekrardan adaya getiremezsek okullarımızın durumu malum ortada. Hangi üniversite olursa olsun değişmeyecek bu. Sıkıntılı bir süreç bekleyecek. Turizm, ki bu adanın en önemli iki sektörü eğitim ve turizm. Turizmin geleceği ne olacak? Bu alanda bütün alan uzmanlarını toplayıp artık devlet yetkililerinin yeni bir politika, yeni bir strateji üretimine ihtiyacı var. Özellikle iletişimcileri bir araya getirmek zorunda. Hangi üniversiteden olursa olsun alan çalışan, saha çalışan iletişimcileri bir araya getirsinler lütfen. Biz de bu alanda Girne Amerikan Üniversitesi olarak seve seve katkı koymaya her zaman hazırız. Lütfen bu sahada birlikte çalışıp güçlerimizi birleştirelim ve birlikte üretime geçelim diye düşünüyorum. Bizim tek beklentimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ana vatanımızın da yanında olduğunu bilerek daha güzel bir sistemi hazırlayalım çocuklarımızı. Siyasetin bir kenara bırakıldığı, üretimin hakim olduğu bir düzene geçelim istiyorum. Çünkü bu süreç çok farklı bir süreç olacak. Eğer bu evi iyi inşa edemezsek, yıkılan evin altında hep birlikte kalacağımızı yaşayarak göreceğiz. Güçlerimizi birleştirme süreci olarak algılamamız gerekiyor. Gerek sağlıkta, gerek eğitimde, özellikle de iletişimde birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Halkı inandırmadığınız hiçbir sistemin hakim olması imkansız. Dolayısıyla halkı inandırmanın yolu da iletişimden geçer. Hangi alanda propaganda üretirseniz üretin, hangi alanda yeni milli politikalar üretirseniz üretin, iletişimcileri çalıştırarak, yeni dijital sisteme aktararak bunları halka daha iyi anlatabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Bu bağlamda politikalar üretelim. Yine söylüyorum, çok devasa bir arşivimiz var. Bu arşivi dijital sisteme aktaralım. Hem tarihimizi, hem kültürümüzü, hem yaşam sistemlerimizi, yaşam tarzlarımızı oraya aktaralım. Bunları da artık 35 saniyede, 40 saniyede anlattığımız kısa kısa filmler şeklinde aktaralım ki gençlere ulaşabilirim. Peki gençlere hocam, ulaştıramadığınız, yeni üretemediğiniz hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bu alanda politikalar üretmeye ihtiyacımız var. Girne Amerikan Üniversitesi olarak iletişim sahasında yürütülecek her türlü çalışmaya da seve seve katkı koymaya biz hazırız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Mahmut Bey. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Evet, Girne Amerikan Üniversitesi Basın Yayın Bölümü İletişim Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Muharrem Özdemir bizlerleydi. Bu yayının sizlere ulaşmasında katkı koyan yönetmen arkadaşımız Örsen Balıkçıoğlu, teknik arkadaşımız Onur Çelik ve VTR'lerin hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen Bahar Deri arkadaşımıza da çok teşekkür ederiz. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esen kalın.